Uygun fiyat, iyi hizmet. Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Besarya Belediyesi Başkan Adayımız Kürşat Özer. Özer ailesi büyük. Bazılarını yakından tanıma şansı ettim. Çok çalışkanlar, az uyurlar, çok iş yaparlar. Ve Özer'lerde bir hastalık gibidir bu. Eminim Kürşat Bey'de de vardır bu. Çok işleyip az uyuyanlardandır. Tam da bize gerekli olan diye düşünüyorum belediye başkanlarında. Ama bunu ben söylemeyeyim. Buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek. Bakalım o ne yapacak Mesarya Belediyesi için. Ondan duyalım yapacaklarını. Evet, hoş geldin, günaydın. Günaydın Haluk Bey, hoş bulduk. Evet, güzel bir seçime doğru gidiyorsunuz. Evet. Az bir zaman var. Ama bu az zamanda da çok iş başarmışa benziyorsunuz. Sizi ben bayağı tanıtım gecesi vardı, adayları tanıtım evet. gecesi vardı. Bilmiyorum çok şey mi geldi, tanıdıklar mı geldi o gün? Yoksa böyle bayağı bir tezahürat vardı sizin için böyle sahneye çıktığınızda. Herkese nasip olmaz bu kadar sevgi evet. ve tezahürat. Demek ki seviliyorsunuz oralarda. İyi bir göstergeydi. Fakat birazcık kendinizi tanıtır mısınız? Madem ki başlıyoruz. Böyle bu bir tanıtımdır ve projelerin gün yüzüne çıkmasıdır sizin yapacağınız. Böyle çok değil ki projelere yer verelim, neler olacak. Buyurun sizden alalım. Tabii. Öncelikle aday tanıtım gününde gençlerdi, genç arkadaşlardı. Öyle destek mi? Vermeye gelmişlerdi. Ha, güzel. Teşekkür ediyorum kendilerine, sizlerin aracılığıyla. Tabii bize bir imkanı da verdiğiniz için genelde buradan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına, özellikle aynen. de Mesarya halkına çok selamlarımı iletiyorum. Onlara günaydın diyorum. Evet, ben Kürşat Özer. Vadili'de doğdum. Temmuz 1976 yılında. İlk öğrenimi Vadili'de, orta ve lise öğrenimi de Akdoğan Polatpaşa Lisesi'nde okudum. Üniversiteyi açık öğretim işletme fakültesinden mezun oldum. Çok güzel. Tabii 1996 yılında Vadili Belediyesi'nde işe başladım. Halen daha Vadili Belediyesi'ndeyim. 26 yıldır bir fiil belediyenin içindeyim. Yasal mevzuata, tüzüklere, ihale prosedürlerine, aynı zamanda projelere, projelerin sahada yürütülmesine bir fiil hakim bir insanım. Çok İşim güzel. Belediyeci. Yıllardır bu işi yapıyorum. Anladığım en iyi iş diyebilirim. Tabii. Çünkü yıllardır bu işin içinde sorunlarla, sıkıntılarla, artısıyla, eksisiyle birçok şeyle tecrübe yaşadık. Bunları birebir gördük. Tabii. Bunlar bizim en büyük tecrübelerimiz oldu. Tabii. Bugün de çok enteresandır. Yani devam edersiniz tanıtıma da. O zaman siz belediyeci olarak belki de en önemli yerdesiniz. Bu hakikaten başarılı bir reform oldu mu? Hakikaten istenilen yerde miyiz? Daha, mesela sormak isterim 18 belediye uygun bir rakam mı? Yani sizce belki de 15 idi. Yani ya da ne bileyim 38 olmalıydı. Yani o konuda da merak ediyorum. Çünkü siz hakiki bir belediyecisiniz. Evet. Yani öyle dışarıdan işte ne olursa işte keyfimiz geldi başkan olalım değil. Hayatını adadın belediyeciliğe. Evet, aynen. Onun için yani bu konuda hakikaten yorum yapabilecek birisin. Bu belediyelerin, Mesarya için konuşabiliriz. Çünkü her yeri bilmemize imkan yok. Bu kadar köyün birleşmesi, bir belediye olması doğru bir karar mıydı? Bence doğru. Neden doğru? Şimdi Mesarya bölgesinde 4 tane belediye var. Evet. Vadili, Akdoğan, İnönü ve Paşaköy belediyeleri. Evet. Biliyorsunuz yani yıllardır buradaki belediyelerin zaten bölgedeki köyden kente göçü de sayarsak gelirleri düşük, imkanları çok kısıtlı. Sadece personel maaşını ödeyerek günü atlatarak geçirmek bir başarı olarak görülüyordu. Dolayısıyla kıt kanaat imkanlarla geliri de düşük olan bu belediyelerin sahada büyük projelere, yatırıma odaklı bir şeylere yapmaz imkan kapasitesi yoktu. Evet. Reformun tam da burada çok büyük artısı olacak. Çünkü reformla birlikte
güçlü belediyeler oluşacak. Zaten sloganımız da partimizin güçlü belediyeler, güçlü gelecek diye. Evet. Şimdi reformla ilgili biraz da belediyelerin öncesine bakmak lazım Haluk Bey. Hmm. Bu çok önemli. Halkımızın yani bu reformun neden yapıldığını bilmesi lazım. Tabii geçmişimizi bilirsek. Evet, tabii. Bilmesi lazım. Yani belediyelerin geçmişine bakmak lazım. Hmm. Geçmişten bugüne neler yaşandı ve neden bu reformun yapılması gerekliliği ve gündeme geldi. Şimdi belediyeler biliyorsunuz 51'e 95 sayılı yasayla varlığını yürütüyor. Evet. Dolayısıyla belediyeler yasasında 51'e 95 sayılı yasa içerisindeki cetveller 2001 yılından beridir birçok geçmiş merkezi hükümetler tarafından gündeme alınmadı ve buradaki cetveller değiştirilmedi, güncellenmedi. Evet. Tabii yıllarca yaşanan hayat pahalılığı buradaki belediyelerin gelirlerini neredeyse yok derecek kadar az bir duruma düşürdü. Yani o geçen yıllar bu miktarların alınan gelirlerin, tahsilatla ilgili gelirlerin hani artık tam anlamıyla bir katkı sağlamamaya başladı. Yani evet, düşünün ki tabii yetersiz kalmaya başladılar. Tabii düşünün ki geliriniz az ama gideriniz çok. Çünkü gideriniz sürekli yükseliyor sahadaki, tabii, piyasadaki yaptığınız masraflar, hatta personelin hayat pahalılığı artışları, maaş artışları gibi tabii, gibi tabii yükseliyor. Tabii bu süreç talepler de öyle. İnsanlar daha fazla servis bekliyor evet şimdi. Yani nedense belediye yapsın. Yani evet, bir de şeyi severim ben. Yani insanlar çöpünü böyle dürer büker hiçbir şekilde tertiplemeden evet tarlaya atar, belediye alsın götürsün. Sanki bedavaymış gibi insanın yevmiyesi veyahut da kullanılan araç veyahut da kullanılan yakıt. Evet. Hele bu zamanda yakıt korkunç bir rakam belediyeler için elbette. Evet buyurun yani zor günler evet belediyeler için. Tabii belediyelerin 2011'de en son nüfus sayımı yapıldı. Belediyelere verilen katkı 2011 nüfus sayımına göredir. Halen daha şu an için. Düşün aradan 12 sene geçti ve 2011 nüfus sayımına göre katkı alıyor. Tabii 2008 yılında özellikle aşağı yukarı 100'ün biraz üstünde bir rakam. 105-110 olabilir. Rakamı evet tam hatırlamıyorum ama belediyelere bağlı olmayan köylerin belediyelere bağlanması sağlandı. Düşün 2008'den sonra mevcut belediyelerin ister istemez hizmet ağı genişledi. Bölge genişlemiş oldu. Tabii bu arada cetveller hep yine aynı kaldı. Bahsettim evet size 2001 yılından beri değişmedi. Bu belediyelerin en büyük sıkıntılarından bir tanesiydi gelirler amacında, öz kaynak gelirleri amacında. Sonrasında personel vardı. Personelin intibakı yapılmadı. Çünkü 15/1980 sayılı yasa kaldırılıp 51'e 1995 sayılı yasa girdiğinde 6 ay sonra belediye personel yasası yapılacaktı. Hmm. O zaman öyle karar alınmıştı. 2007 yılına kadar yapılmadı. Ta ki 65'e 2007'li sayılı yasaya kadar. Düşünün aradan 12 yıl geçti. Köylerin de 2008'de birleşmesiyle ne oldu? Hizmet ağı genişleyen belediyeler personel istihdamı da yapmaya başladı bu süreç içinde. Tabii cetvellerde gelirler hep aynı kaldı, devam etti ama hem köylerdeki hizmet alanı genişledi hem de istihdamlar belediyelere yapılmaya başlandı. Tam da bu noktada personel yasası da geçmeyince arada yani yürürlükten de kaldırılmış oldu yenisi çıkmayınca da tabii bol bol personel alımı da yapılmış oldu bu süreçte. Tamam. Ne oldu? 2007'de yapılan personel yasasıyla belediyeye alınan tüm personelin intibakı yapıldı. Tekrardan değiştirilerek 2010 yılında artık buna son hali verilmiş oldu ve personelin ya sorunu oraya kadar en azından çözüldü. Daha sonrası düşünün 2010 yılından önce belediyeler kendi devlet katkısı ve kendi öz kaynak gelirleriyle hem personelini, idari giderlerini, masraflarını, harcamalarını karşılarken evet bir taraftan da kendi bölgesine yatırım yapmak zorundaydı. Yani 2010 öncesi gerçekten çok zor bir belediyecilik vardı. Hmm. Peki 2010'dan sonra ne oldu? Mesela 2010'dan sonra 6,5 olan devlet katkısı 8,5'e çıktı. Bununla birlikte
o zamanki adıyla Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti proje desteği vermeye başladı. Hani halkımızın daha iyi anlayacağı şekilde siz devlet katkınız ve öz kaynak gelirlerinizle en azından kendi kendinizi idame edin, projeler desteğini biz vereceğiz şeklinde. 2010'dan sonra da proje desteği verilmeye başlandı. Çok. Tabii bu katkılar belediyelere yeterli miydi? Değildi. Çünkü 2011 nüfus sayımına göre verildiği için, gelirleri de 2001 yılından beridir aynı kaldığı için, evet, bölgedeki nüfus da mesela bölgesine, en azından onun için konuşayım, köyden kente kaçtığı için belediyeler gerçekten kısıtlı imkanlarla hizmet yapmak durumunda kaldı. Peki reforma gelen süreç tam da bunlar aslında. Yani günden güne ivmesini kaybeden, yani hizmet kalitesini düşüren, artık personelini ödemenin başarı olduğu bir düzeyde bulunan belediyeler yerine reformdan sonra çok daha güçlü, vizyonu geniş, gelirleri artan, devlet katkısının projeksiyon nüfusa göre verilecek olması, artı havalanı limanı gibi, deniz limanları gibi, otellerden yatak başı gelen hizmet gibi bir havuz oluşturulacak. İlgili belediye yerine, ilgili belediyenin, yani bu bölgelerdeki, mesela örnek verelim, Değirmenlik Belediyesi'ni alalım. Havalimanı mesela, düşünün, Mausa'dan biniyorsunuz arabaya, uçağa binip İstanbul'a gidiyorsunuz. Oradan bir hizmet bedeli alınıyor. Bunun %100'ünü Değirmenlik Belediyesi alıyordu. Şimdi yasayla birlikte artık %60'ını Değirmenlik Belediyesi alacak. %40'ı da ortak bir havuza düşecek. 17 belediye dağıtılacak. Otellerdeki yatak başı hizmettir. Tabii. Aynı şekilde havalimanındaki mantık gibi düşünün. Tabii, tabii. Deniz limanında da. Tabii. Bu da orada yüzdelikler de değişiyor. Çünkü oteller, evet, akıllı. Aynen. Diyelim ki 100 lira tutmuşsa geceleme, bunun işte 15'i yemektir, işte 20'si öğle yemeğidir, İşte 40'ı bilmem nedir, geriye kalır 10 TL. 10 TL'nin de %2'sini, 3'ünü verir. Yani acayip küçük bir miktar veriyorlardı akıllıca. Şimdi galiba direkt cironun üstünden %5 otellere girecek, evet, gibi bir durum oluyor. Bu, o da bir gelir getirecek size. Güzel, aynen, oluyor. Zaten reformdan sonraki bu yapılacak ortak havuz belediyeler için can simidi olacak. Tabii. İnanılmaz katkı sağlamış olacak. Belediyelerin yeni dönemde daha büyük yatırımlara olanak sağlamasını açacak, evet, önünü açacak yani. Evet. Bir taraftan aynı şekilde cetvellerden bahsettim size. 2001 yılından beri güncellenmeyen cetveller. Evet. İşte bunlar da otomatik olarak kendini her dönem asgari ücrete göre artırabilsin de rakamlar asgari ücret üzerinden yüzdeliklere bağlanacak. Evet. %5, %10, %15 gibi her cetveller kendi içerisinde ayrı ayrı bağlanacak. Evet. Bu da belediyelerin gelirlerini artırmış olacak. Belediyelere imar yetkileri veriliyor. Sosyal konut yapma gelirleri veriliyor. Birçok prosedürleri aşabilmesi, biliyorsunuz özel bir yapısı var belediyelerin. Kendi meclisi, kendi başkanı var. Birçok şeyi kendileri karar alıp uygulamaya sokabiliyorlar. Bu konuda da önü açık olacak belediyelerin. Dolayısıyla yeni dönemde gelirleri 60, yani ekonomik açıdan çok güçlü belediyeler olacak. Ayakları üzerinde duran, hizmet kalitesi artmış, hizmetteki hizmeti halkımıza çok daha hızlı ve kaliteli hizmet sunacak bir belediyeler olacak. Evet, evet. Çünkü o artık o rutları işleyeceksiniz, kim nereye gidecek, çünkü artık belki bir de 4 belediyede 4 araba dışarıya çıkacağına, 2 araba bunu çok rahat yapar belki de. Doğru planlayarak, daha az yakıt harcayarak, daha az adamla, diğer 2 adam başka şeylerden kullanarak, yani bunu hakikaten bir yönetim olması lazım orada. Yani nasıl yapacağınıza dair. Ekipler olarak buna çalıştınız mı? Yani biz dördümüz, 4 belediye birleşecek ve biz bunu nasıl başaracağız? 4 evet, tane aynı işi yapan adam mesela. 4 tane aynı hesabı tutan adam. Şimdi 4 tane adam gerekmez o hesapları tutmak için. Bir tanesi yeterli veyahut da 2 tanesi. Ne bileyim ben, 4 tane, 2'şer tane çöp toplayan adam varsaydı her köyde, şimdi oldular 8 tane. 4 tanesi yeterli hepsinin çöpünü yapmak için. Geriye adam kalır. O, yani bunların verimli olarak kullanılabilmesi için bunların çalışmalarını yaptınız mı şimdiden? Tabii. Yoksa öyle bir çalışma yaptım.
Yani arka planda ben zaten yeni dönemde belediyelerin, yani bu yeni belediyenin ne kadar gelirlerin olabileceğini, cetvellere göre değişen rakamlarda aşağı yukarı ne kadar toplayabileceğini, personelin yani hizmet şeması şeklinde düşündüğünüzde halka ne kadar daha hızlı nasıl hizmet götürülebilir, onunla da birlikte birçok çalışmamı yaptım. Şimdi tabii bir belediyeci olarak tüm meslektaşlarımla birlikte, şimdi ben de belediyeci olarak aşağı yukarı 6 tane 7 tane seçim geçirdim Haluk Bey. Kolay değil belediyede çalışırken, yani özellikle yerel seçimlerde oralarda durmak. Tabii. Çünkü onların psikolojik durumu var. Yaptığı hareketlerden bile yanlış anlaşılma var. Yani var da var, gidiyor. Tabii. En zor durumda olanlar şimdi onlar. Ben onları çok çok iyi anlıyorum. Durumlarını biliyorum. Onların da bu yeni dönemde tekrardan intibakları olacak. Sorunları olan personel olacak. Çünkü geçmişten bugüne kadar bahsettim size, personel yasası geçmedi. Personel yasasından sonra 2010'da intibak yapıldı. İntibak yapılan personel yine 2010'dan bugüne kadar yükselemedi, kademe atlayamadı. Yine aradan geçti 12 sene. Eskiden ekonomik sıkıntı çeken belediyeler hayat pahalılığını personele yansıtmadı. Bazı personeller barem içi almadı. Yani sorunları çok personelin de. Öncelikle zaten İlk yapacağımız yeni dönemde personelin huzuru, iç barışıklık, onların haklarının verilmesi. Bu benim için olmazsa olmaz bir şey. Zaten neden? Onların içinden biriyim. Tabii reformun içerisinde bu zaten garantiye alındı. Yani biri 3 lira alırsa da öbürü 4 lira alır. 3 alanın 4'e doğru değişecek aldığı miktar mesela. Bu çok adil oldu, yani kimse dışlanmayacak burada. Peki şunu söyleyeyim, yani görüyorum gelen mesajlardan hakikaten sevilen bir kişiliğiniz var. Peki bu sadece diyelim ki Vadiliye ve özellere mahsus mu? Mesela diğer Paşaköy'de sizi nasıl karşılarlar? Sizi diğer köylerde ve hatta hani o kucakladığınız diğer köylerde? İnönü'de yani sizi nasıl şey, İnönü mi dedim, Çayönü yoksa o şey mi bağlı? Çayönü, Beyermudun'a bağlı, evet. Özür dilerim, doğru. Yani sizi nasıl şey yaparlar, orada bir yabancılık hisseder misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim Haluk Bey, yani ilk sorduğunuz soruda bahsedemedim, başka bir konuya girmek zorunda kaldık. Ben sporcu bir kişiliğim var, yıllarca futbol oynadım, Madin altyapısından başlamak üzere. Süper Lig'de yıllarca Cihangir'de, Gönyeli'de, Doğan Türk 1'de, Gençlik Gücü'nde, Serdarlı'da, Dört Yol'da, yani bölge takımlarında da oynadım. Şimdi antrenörlük yapıyorum, teknik direktörüm. Lisansım da var teknik direktörlüğü. Sürekli gençlerin içinde, sosyal hayatın içinde bir insanım. Evet. Yani bugün adayım. Ulusal Birlik Partisi'nin adayım ama benim daha çok siyasetçi kimliğimden ziyade halkın içinden, en doğalından ve sosyal bir insan olarak beni bölge halkım biliyor. Evet. Dolayısıyla tüm bölgemizdeki 8 tane köy diyelim, Pirhan Çün ve askeri bölgenin olduğu bir bölge, beni kişilik olarak da çok iyi tanırlar ve ne kadar da bu işlerin içinde olduğumu bölge halkı çok çok iyi biliyor. Dediğim tabii gibi hani, projelerde yaptığınız. Tabii yani. Şimdi bir insan nereye aday olduğunu önce kendisine soracak. Neden aday olduğunu da soracak. Ben de Kürşat Özer olarak nereye, yani yeni dönemdeki Meserya Belediyesi'nin potansiyelinin ne olacağını, nasıl hizmet aktarması gerektiğini ve bu yeni dönemde kurulacak olan Meserya Belediyesi'nin ne kadar güçlü bir belediye olduğunu, ayakları yere basan, ekonomik olarak güçlü ve bölge halkına hem altyapı, üst yapı, yani elektrik olmayan bölgelere elektrik kaldırımdır, park bahçedir, işte yani etrafın çevre temizliğidir ki bunlar belediyelerin rutin görevleri. Bunun yanında da Meserya'mızı, ki haritaya baktığınızda Meserya Belediyesi birçok belediyeden de, hatta ilçe belediyelerinde büyük bir belediye. Dolayısıyla çok vizyonu geniş, çağdaş, yenilikçi bir belediye olması lazım. Eğer biz kalkan 4 tane belediyenin, atıyorum bir tanesini örnek, Paşaköy veya İnönü fark etmez. Yani 4 tane belediyenin herhangi birisinin mevcut şu anda yaptığı hizmet şekliyle yeni döneme başlamayı düşünüyorsak, zaten o saatten Meserya'yı biz
geleceğe taşıyamayız. Ha, diğer adayların projelerine de baktığında veya televizyon kanallarında çıktığında da dinliyorum, gerçekten nasıl bir belediye aday olduğunun farkında değiller. Hmm. Farkında değiller. Şimdi bazıları da tabii söylüyor, diyor ki projelerim hayalmiş, işte nereden bulunacak bu katkı? Size bahsettim. Tabii. Yeni dönemde. Birkaç tanesini sıralayın bu projeleri, nasıl projeleri de en azından insanlar de, ya bu hayal midir değil midir onlar da karar versinler. Mesela eğitim için bir fikriniz var, parklar için fikriniz var mesela yapmak istediğiniz. Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim Haluk Bey. Ben ev ödevime çalıştım açık ve net. Mesela'yı adım adım dolaştım. Gencimize, yaşlımıza, büyüğümüze, eğitimcilerimize, paydaşlarımıza, kulüplerimize, her yerden, her kesime sordum. Öncelikle nasıl bir mesele istiyorsunuz? Bu önemli. Evet. Orada yaşayan insanların nasıl başka yerde yaşayanların her şeyi hak ettiği ve hizmeti aldığı şeklinde onların da orada her şeyi hak ediyor ve hizmeti de sonuna kadar alması lazım. Dolayısıyla ben bölgemizin tüm sorunlarını tespit ettim. En ufaktan en büyüğe kadar. Bunları da projemin en arka sayfasına yazdım. Yani burada halkımız bunları dağıtmaya başladım köylere. Mesela Korkuteli, Dört Yol, Aslanköy, 3 tane köyü bitirdim. Evet. Bugünden sonra da devam edeceğim. En kısa zamanda bitireceğim. Buradaki tüm bölgemizin sorunları var ve yapacaklarımız var. Bunlar nedir? Kaldırım olmayan yerler var. Asfalt olmayan yerler var. Kaldırımı olup da çok çok yıpranmış yerler var. Parklarımız var, mevcutlar. Kırık dökük çok. Yeniden elden geçirilmesi lazım. Mesela Ağlar bölgemiz var. Altyapısı, yolları çok sıkıntılı. Elektrikleri yok. Bir taraftan bölgemizin ova yolları var. Çok sıkıntılı. Çünkü bölgemiz tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Tabii, yoğun bir şekilde yapıyor hizmet burada. Dolayısıyla bu yeni belediyenin önce Meserya Belediyesi'nin geleceğe, çünkü bak buraya da sola yazdım, güçlü belediyeler, güçlü gelecek. Bir yeni vizyon, yenilikçi, çağdaş hizmet diye biz Meserya'yı geleceğe hazırlayacak projeler. Tabii. Hazırladık, taşıyacak projeler hazırladık. Bunların da hepsini halkımızla, gençlerimizle birebir konuşarak ve onların talepleri doğrultusunda hazırladık. Ben Meserya'da yaşayan bir genç olarak Meserya'mın nasıl olması gerektiği konusundaki tüm projelerimi buraya ekledim ve yazdım. Şimdi tabii diyorlar projeler hayalmiş. Bunu halkımıza dağıttım. Ben bunların hepsinin yapma sözünü veriyorum. Buradaki projelerim kısa, orta ve uzun vadeli projelerdir. Projelerin içinde olan proje mantığını bilen insanlar bu söylediğim üç kelimeyle ne anlatmak istediğimi çok iyi anlar. Ama işin içinde olmayan insanlar bilemez. Tabii. Dediğim gibi klasik belediyecilik mantığıyla gitmeyeceğiz. Hayal değil. Buraya da yazdım. Hayal etmeyi bırakın. Hayallerinizi yaşayın. Ben Meserya'daki insanımıza, halkımıza hayallerini yaşatmak için aday oldum. Kendime de güveniyorum. Burada yazdığım tüm projeleri de gün sonunda halkım neyi yaptığımızı, neyi yapmadığımızı tabii, oralardan güzel notunu alsın, bizlere sorsun diye dağıtıyorum. O kadar açık ve şeffaf bir şekilde de bütün detaylarıyla halkımızla bunu paylaştım. Kaynak konusuna da gelince oraya da değinmek isterim. Şimdi biliyorsunuz 18 belediye, 18 ilke doğrultusunda belediyeler reformu yapıldı. Evet. Artık kent belediyeleri var. Belde belediyelerine ziyade kent belediyeleri var. Biraz önce de bahsettiğim gibi güzel yurttan büyük bizim Meserya Belediyesi'nin yüz ölçümü. Az buz değil. Evet. Şimdi kaynak konusuna gelince biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Ekonomik İşbirliği Ofisi var. Her yıl belediyelere yani eski adıyla Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti 2010'dan sonra şu girdi. Biraz önce bahsetmiştim. İşte evet, belediyelerin kendi öz kaynakları ve katkılarıyla geçinmesini, proje desteğinin de oradan verilmesi doğrultusundaki. Mesela düşünün. 4 tane belediyenin her birinin yıllık zaten 2-2,5 milyon, 3 milyona kadar proje katkısı alıyor. Bu en azından 2 yıl önceki durumdu. 4 tane belediyeyi birleştiğini düşünürseniz, Meserya Belediyesi olarak hayat bağlılığına üstüne eklerseniz en düşük alabileceğiniz miktar, çünkü halihazırda bu 28 belediyeye veriliyordu.
Bizdeki 4 belediye düşündüğünüzde 20 milyon ve üzeri proje katkısı alacaksınız. Bu bir. İkincisi, biraz önce bahsettim. 2011 nüfus sayımına göre ve kişi başı 234.41 TL geliyor bugün itibariyle baktığımızda. Çünkü herhangi bir değişiklik olmadı. Düşünün, %80 katkı projeksiyon nüfusa göre, yani aşağı yukarı 2500 daha nüfus fazlasıyla 10.000 civarıdır nüfusumuz. 12.358 olarak belirlendi projeksiyon nüfusa göre. Bunların da hayat bağlılığı oranındaki artışı da düşündüğünüzde devlet katkısı da inanılmaz büyük olacak. Peki nüfusa göre katkı %80 olacak. Biraz önce bahsetmemiştim. Artı %20 de yüz ölçümünün büyüklüğüne göre katkı yapılacak. Çok İmar iyi. Yetkisi verdi. Yeni yasada verilecek belediyelere. Bölgede yatırım artacak. Bunların inşaat ruhsatları belediyeye büyük katkı getirecek. Takdir edersiniz ki bugün küçük bir konutun bile hayat bağlılığını göz önünde bulundurduğumuzda inşaat ruhsatı 10.000, 15.000 lirayı buluyor. Bütün meseleden bahsediyoruz. Tabii. Artık güçlerin birleştiğini, bütün gelirlerin bir yere düşeceği bir belediyeden bahsediyoruz. Belediyelerin cetvelleri güncelleniyor. Onlardan müthiş gelirler olacak. Tabii. Bir taraftan ekstradan da kardeş kent en büyük olmazsa olmazlarımdan biri. Ben bugün adayım. Türkiye'de birçok büyük belediyelerin, yani şehir belediyelerinin başkanlarıyla irtibat halindeyim. Konuştum kendileriyle. Yarın 25 Aralık'tan sonra halkımızın da desteğiyle kazanıp da geldiğimizde sadece ben burada Meseria'da durmayacağım. Gideceğim oradaki birçok büyük belediyelerle kardeş kent protokolü imzalayacağım. Çünkü oradaki belediyeler buraya gerçekten çok yakinen ilgileniyor ve güzel destekleri oluyor. Zaten ben kişi olarak da oradaki belediye başkanlarıyla sürekli irtibatım kesilmeden devam ediyor. Onlardan da katkı alacağız. Büyük kaynak aktaracağız bölgemize. Yani bunlar projeleri bazında düşündüğünüzde hayal olan projeler değil. Yapılabilir projeler. Önemli olan burada nedir? Niyet. Ben bunun sözünü verdim. Ben yapabileceğimi söylediğim için tüm bunları projelerime koydum. Yani hayal olup olmadığına da bırakın halk karar versin. Ben buradan televizyon ekranlarında bunların yapacağını söylüyorum. Aslında niyet olunca da yani çok zor da görünmüyorlar. Yani işte önceliklerdir önemli olan ve o paranın nereye gittiğidir. Önemli olan. Siz dönüp onları işte istihdama koyarsanız 3 tane 5 tane adam her 2-3 ayda bir hiçbir şey yapamazsınız tabii. Zaman gösterecek onu. Peki diğer belediyede borç buldunuz mu ya da bulacak mısınız? Allah isterse belediye başkanı olduğunuzda orada bir borç var mı? Tabii şu anda 4 tane belediye kalkacak. Evet. Bunun en az 3 tanesi borçlu. Halihazırda borçlu. Tabii piyasadan alacakları da var. Tabii. Borç bir taraftan taksitler halinde bankadan devlet katkısından kesilerek ödenirken diğer taraftan da tahsilatları toplamak kolay değil. Ha burada belediyelerin işte eski dönem yani şu anki belediyelerin en büyük artısı ne oldu? Ön ödemeli su sayacağına geçilmesi. Dolayısıyla kontrol yüklenecek. Evet, peşin ödeme şeklinde oldu. Hani birçok belediyede de bazılarında var bazılarında yok. Peşin öderken mesela alıyorsunuz 100 TL su, 50 TL'si borca gidiyor, 50 TL'si kontür yüklenecek şekilde oluyor. Bu da en azından bakaya birikmiş borçların toplanabilmesini olanak sağlıyor ama tabii yeterli değil. Belediyeler gelirlerini toplayamıyor. Yani tabii, borç kadar alacak da var. Hani birbirini karşılayacak şekilde tabii. Ama yeni dönemde tabii biraz önce bahsettiğim gelirleri bunlar bu gelirlerin yanında hiçbir şey kalacak. Yani tabii, gerçekten... Tabii. Kolay temizlenecek bir borç olacak. Ama her zaman için o cirolara dikkat edin. O gelirler girsin içeriye. Evet. Çünkü o şeydir, hayat kurtarıcıdır. Kesinlikle. Yani ileride borç almanız için de size yardımcı olur o anlamda. Yani böyle tahsili gecikmiş alacaklar varsa devamlı bir yerde sen bunları alamıyorsun demektir. Ve bankalar ters teper böyle tahsili gecikmiş alacaklarda. Yani müthiş. Peki...
yurt dışından para bulabilecek misiniz? Mesela işte Avrupa Birliği devamlı bir para verir. Yani yılda buraya 30-35 milyon para bırakır. Evet. Devede kulak tabii. Rum tarafına bıraktığı parayla bize bıraktığı para devede kulak. Fakat her zaman için şey düşünmüşümdür. Avrupa Birliği'ne aklı selim projelerle gidildiği zaman bence şey çevirmezler. Hatta bizim projelerimiz bunlardı deyip kalmazlar. Sizin projeniz üzerine şey yapardılar. Yani beğenirlerse dönerler finanse ederler yani o projeyi. Yani hiç düşünür müsünüz o tarafı da yoklamayı? Tabii Avrupa kesinlikle. Birliğine. Çünkü yani biliyorsunuz bunlar her zaman açılmayan kaynaklar. Tabii. Açıldığı zaman da Avrupa Birliği mesela UNDP bunun gibi birçok yardım için projeler var. Proje talepleri var. Oradaki başlıklar önemli. Evet. Başlıklarda hangi başlık içerisinde hibe başvurularının açıldığı önemli. Bunlar aslında işte o dönemki yönetimin hareket kabiliyetini, fırsatlar bunlar. Hemen projelerini hazırlayıp bölgede illaki o başlıklar altında eksik olan bir şeyler var. Muhakkak. Mesela geçmişte 2009 yılında ben bir proje hazırladıydım ve o zaman çevre başlığı adı altındaydı. Tamamen çevre işte bölgemizin çevresini daha güzel bir hale tabii, dönüştürülmesiyle ilgiliydi. Bir fikir, kazandı. Tabii. Döndük. Ondan sonra da proje koordinatörü olarak bizzat sahada yürüttüm. Çünkü bunun ihale prosedürü var. Uygulaması var. Yani bilen halkımızdan bilen arkadaşlarımız bilir tabii. Ki Avrupa Birliği'nin projelerinin gerek ihale gerekse de sahada yürütülmesinin ne kadar zor olduğunu onları da yaptık. Bizzat tamamladık. Gerek UNDP, gerek AB, gerek TC kaynaklı projelerde olsun. Hı. Hepsinde bir fiil aktif şekilde projeleri hazırlayıp güzel. Sunacağız. Çünkü bunlar yani bu projeler içinde kaynak projelerdir. Avrupa Birliği'nin birçok projelerinde de özellikle sosyalleşme alanlarına ki projelere de çok büyük destek veriliyor. Mesela köy meydan evet. projeleri. Neden? Çünkü köy meydan projelerinde halkımız orada sosyalleşiyor. Orada buluşuyor. Tabii. Bunun gibi bunlar fırsat. Tabii. Bu fırsatları tabii. değerlendirmek lazım. Tabii. Yani oturmakla bir şey olmuyor. Değişmiyor. Bir de şöyle bir hata var projelerde. İşte parklar oluşur, binalar oluşur, işte çocuk eğitim yerleri oluşur, her şey oluşur. Ve dönüp o kötü akıbete uğrar her biri. Yani bakımsız kalırlar. Bir şekilde oraya para ayrılmaz. Ve bir müddet sonra oralara gidilmemeye terk edilmiş bir durum söz konusu olur. Benim diyeceğim için hiç hesabınızda o var mı? Yani 100 lira harcamayayım da 90 lira harcayayım. Bunun onu da %10 gibi bunun maintenance olsun artık. Yani bunun devamlılığı için, sürekliliği için bir para koyayım kenarına. Gelecek sene de ayırırsınız bir para bu bakımlara ve binalar her 3-4 senede bir diyelim ki boyanır, şey yapılır. Yani bu ürünse, makinaysa, iş arabasıysa yani bunun amortismanları bile bir şekilde muhasebe edilip kenara alınması lazım. Çünkü biz kullanırız. Parçası yok mu? Ya uydur bir şey, makinist de uydurur. Bir müddet sonra araba tanınmaz halde bir tek o makinistin onarabileceği evet. arabaya dönüşür. Hele arabalar böyle 25-30 senelikse uydur babam uydur. Nerede bulacak parçasını? Böyle bir durumda siz buna bir engel takacak mısınız? Yani bina yaptınız. O binanın iyi olması için o binayı sürdürülebilir kılmak için yıllık bir işte boya parası, bakım parası ayrılması lazım. Bunu yapacak mısınız projelerinizde? Tabii şimdi öncelikle şu anki belediyelerin birçoğunda bizim bölgemize has değil. Hı. Planlı bir yönetim şekli yok. Tamamen günlük programlar halinde sahadaki hı. sorunlara göre çalışıyor personel ve herkes her işi yapıyor. Evet. Yeni dönemde tamamen planlı şubeleriyle, hizmet birimleriyle oluşturulup tam da bu söylediğinizi sahada uygulamak lazım. Önce bunu yapmak lazım. Hı, mesela evet. Türkiye'de var birçok örnekleri. Burada da bazı belediyelerimizde var. Var. Mesela park bahçe hizmet birimi gibi. Atıyorum ben işte çevre sağlığıyla ilgili, hizmet birimiyle ilgili. Önce bunları oluşturmak lazım. Bu insanların kendi içinde, kendi şubeleri ve birimleri içerisinde planlamasını, bugünü, yarınını, öbür gününü, hatta bir seneyi bütçe
çalışması içerisinde belirlenmesi lazım. Tabii. Yani bunların önce sahada uygulamaya geçmeden önce tespiti, bütçeyle de o kaynağı, sonra da sahada uygulanması yapılması lazım. Bunlar yapılabilirse hem park bahçelerimizdeki kırılanların, dökülenlerin tamirini yapabiliriz. Hem binalarımızın sürdürülebilirliğini yapabiliriz. Yani bunların planlı bir şekilde rutine bağlanıp bütçede de kaynağı konması lazım. Evet, evet. Birkaç bir şey okumam lazım size buradan. Tabii. Çünkü arkadaşlara haksızlık olur. Yani aksi takdirde. Başından başlayayım. Yani hemen Bukhari Özer mesela, günaydınlar, hayırlı güzel bir yayın diyorum. Zeynep Korkmaz, günaydın kardeşim, harikasın diyor. Günaydın. Bir sürü teşekkürler. Güven Arıklı mesela, Haluk abi diyor günaydın. Kürşat Başkan diyor, başarılarının devamını dilerim kardeşimin diyor. Yaşar Özer'in diyor günaydınlar, işte başarılar dilerim. Büyüksün başkan diyor sana. Göyhan Sevinç öyle. Erol Köse, başarılar diliyorum diyor. Kürşat Bey'e şunu sormak isterim diyor. Bu birleşme neticesinde Mesarya Belediyesi'nin yeni bütçe kapasitesi ne olacak? Bir çalışma var mı? İhtiyaçlı sosyal yardım ve engellilere bu kaynaklardan diyor ne kadar ayrılacak? Altyapı ve kırsal yapılar için ilk öngörülen yatırım miktarı ne olacak? Sağlık sistemi Mesarya bölgesinde tam teşekküllü işler pozisyona gelecek mi diyorum. Okkalı bir soruydu bu. Öbürlerini de okuyayım size. Buna döneriz. Sertan Atma var. Aileyenler diyor. Başarılar diliyorum kardeşine. Halil Özer'in başarılar dileği var. Osman Lord Elyeli'nin var. Ferhat Şengül başarılar diliyor. Buket yine. İşi ehline diyor, devretme zamanı geldi, hatta geçiyor. Belediyecilikten anlayana, personel psikolojisinden anlayan ve projelerini çok çalışarak yapacak olan tek kişi kesinlikle Kürşat Başkan'dır diyor. Mevcut başkanları da gördük, denedik, artık değişim şart. Anladım artık Buket'in ne söylediğini artık. Elif Özel diyor günaydınlar, iyi yayınlar. 26 yıllık tecrübesiyle Kürşat Başkan personel intibakını kolayca yapacaktır, şüpheniz olmasın diyor. Kamil Köse, Sayın Başkan adayı yıllardır hani UBP'li Habil'in yapmadığını, halka vermediği hakları ne olacak diyor. O da bir soru. UBP'lerin vermediği haklar ne olacak? Cengiz Topal diyor, başarılar diliyorum. Bu işlerin ehli bir aday bölgesi iyi bir duruma getireceğine hiç kimsenin şüphesi olmasın diyor. Tahir Tehdit, başarılar dilerim diyor. Yusuf Keskinel, başkan yolculuk başladı, istikamet belli, hedef belli, tek bir bilek, tek yürek diyor. Masal Daggul, hayırlı olsun başkanım diyor. Masal Daggul'u herhalde sen anladın, ben anlamadım. Berk Demir diyor, başkan başarılar. Cemal Dağlı Koca, Erol Köse niye diyor. Eğer ki borçlu bedeller varsa, İyi yönetmeyen eski başkanlar bu borçları karşılasınlar diyor. Ahmet Uzun, Mesarya senin gibi başkan lazım. Serdar Özel günaydınlar. Günhan Özakıncı, yolun açık olsun, omuz omuza tam destek diyor. Ulaşım konusunda da çalışmalar olacak mı? Neticede sapakta kalan bir belediye ana yol güzergahına diyor. Eski yapıların iyileştirilmesi konusunda proje ve maddi destek sağlayacak mısınız diyor. Tarihi kerpiç evler konusunda. Erol Köse oralı herhalde gibi. İsmail Üzüm de başarılı belediyecilik, bilgi donanımı süper. Türel Özer Öksüzoğlu, selam olsun buradan. Günaydın Haluk Bey diyor, günaydın. Kardeşim yolun açık olsun. Savaş Şimşek, ya bitmiyor yani mesajların. Remzi Akçakaya, Mürevvet Yüce Türk, Metin Öksüzoğlu. Yani hepsi destek, arkandayız, destektir, yolun açık olsun falan. Çok sevgi mesajı geldi. Evet. Aktarmak istedim buradan. Önemli, hakikaten seviliyorsun burada. Evet, Köse'nin soruları var işte. Para ayrılacak mı diyor, hakkımız alınacak mı UBP'lerin vermediklerinden? Sayın Köse, önce teşekkür ederim kendisine. Bir mesajda 5 tane soru sordu. Evet, sorabilirim maşallah. Tabii en azından hızlı bir şekilde cevap verebileceğimi vereyim. 3 dakikamız var. Buyurun. Bütçeden bahsetti. Yaşlı ve engelli, sağlık hizmeti, sosyal konut arsaları ve zannederim personel hakları verilmedi. Evet, evet. Kerpiç evlerden de bahsetti. Kerpiç evlerden de, evet. Şimdi projelerim içerisine özellikle koydum yaşlı ve engelli etkinlik merkezi. Buradaki amaç da tam Recep Bey'in
söylediği doğrultusundadır. Bölgedeki 1212 tane 65 üçlü yaşlımıza, 400 civarı engellimize ve 177 civarı sosyal hizmet desteği alan ve aynı zamanda da bu konuda desteğe ihtiyacı olan insanımıza tamamen katkı olmak amacıyladır. Onların yaşamlarını daha kaliteli kılmak, ekonomik olarak onları kalkındırmak, onların sağlık kontrolleri, işte şeker, tansiyon, kuaför hizmeti, ev temizliği, orada müzik dinlemesi, tiyatro gösterileri gibi etkinlik merkezinde ve oradaki gezi programları yapılması amacıyla düzenlenmiştir. Aynı şekilde belediyem yanımda projesi de bunun yan projesidir. O da bizzat sahada halkımızın aynı bu şekilde yapacağı hizmetlerden bir tanesidir. Bravo. Evde tamamen yaşlımızın, engelimizin evinde yapılacak bir hizmettir. Tabii ki bununla ilgili bütçede kaynak ayrılacak. Çünkü proje olarak da koyduk. Tabii. Etkinlik merkezi projesi bina tarzında, belediyem yanımdaki projesi ki sahadaki tarzında ilk etapta belediye kurulduktan ve bütçesi yapıldıktan sonra belediyem yanımda projesi devreye girecek. Yani sahada olan. Bununla birlikte sosyal konut arsalarından bahsetti. Doğrudur. Bölgemizde yıllardır sosyal konut dağıtılmayan yerler, köylerimiz var. Dağıtılan yerlerde de çok az sayıda alanlar var. Doğru. Talep çok. Verilen sosyal konut arsaları tabii az. Bu seçimden sonra da birçok bölgede sosyal konut arsası tabii dağıtılacak. Ama biz projelerimizde en çok önem verdiğimiz projemizden bir tanesi de Mesere Yaşam Merkezi projesi. Bahsetmiştim. Yeni dönemde belediyelere sosyal konut yapma yetkisi de veriliyor. Bu tamamen Mesere toplu konut projeleri. TOKİ tarzında gençlerimizin daha kolay ev sahibi yapmak, köyden kente göçü engellemek, hatta gençlerimizin doğup büyüdüğü yerde yaşamalarını sağlamak, gerekirse kentten bile göç almak. Yeni çünkü bizim oralar gerçekten doğal yaşamlar. Tabii. Bir soru vardı, personel hakları verilmedi diye. Aha. Ben buradan tüm personel, meslektaş arkadaşlarım hepsine söylüyorum. Verilmeyen tüm haklarını birebir tüm personel mesai arkadaşlarımızla birlikte oturup sıkıntılarını gidereceğimin sözünü veriyorum. Tabii. Şimdi, çünkü ben siyasi olarak hiçbir zaman o bana verdi, bu bana vermedi, o bunu yaptı, tabii, şu bunu yaptı hiçbir zaman girmeden tamamen personel huzurunu ön planda tutup tabii, barışık tabii bir belediye en azından şeffaflık şimdi olmayabilir. Yani girersiniz belediye bir borç harç yani evet, girip de bunu yapamayabilirsiniz. Tabii tabii. En azından oturup anlaşabilmek. Yani kardeş ben de aranızdan biriyim. Yani durumlar bu. Ama şu süre zarfında, bu zaman zarfında şu ödeme metoduyla ben size bu haklarınızı ödeyeceğim deyip bir plan kurmaktır. Kesinlikle. Zaten hep zaten söylediğiniz odur. Plan program, plan program. Aynen. Zaten ben yıllardır bizzat içindeyim. Bana sorduklarında da neden adaysın? Yapılmayan ve yapılamayanlar için dedim. Ben 26 senede nelerin yapıldığını, nelerin yapılamadığını gördüm. Gerek sahadaki projelerle, gerek köylerdeki ihtiyaçlarla, sorunlarla, gerekse de çalışanların mağduriyetleriyle ilgili gördüm. Yani şimdi geçmişte birçok belediye ödeme sıkıntısından borç çekti. Bir vatandaşımızın biri sordu borçlarla ilgili işte. Oradaki sıkıntı şu. Biliyorsunuz borç yönetim komitesi tamamen bir amaç doğrultusunda veriyor. Yani siz borcu aynen çekerken neye karşılık kullanacağınızı belirtiyorsunuz ve karar o şekilde çıkıyor. Aynen. Ve genelde baktığında ödeme sıkıntısı. Ama çekilen borçların birçoğu siyasi amaçla kullanılıyor. Sahada tamamen yeni döneme kazanma şeyiyle kullanılıyor. Amacıyla kullanıyorlar. Yani ve son o çekilen para üretken kesinlikle olmuyor. Geri ödemeye mesela yardımcı olmuyor. Mesela Akdoğan Belediyesi 2 milyon çekti. Personelin halen dağılacağı var. Ama neydi çekme amacı? Ödeme sıkıntısı. Baktığınızda Akdoğan Belediyesi'nde değil, birçok yerde farklı farklı faaliyetler yapmaya başladı. Daha bir Akdoğan Belediyesi kapanmadı. Şu andaki bütçe Akdoğan Belediyesi'nin ve Akdoğan halkının bütçesi. Devlet katkıyı da ona göre veriyor. Ama evet, sanki de reform olmuş, bitmiş ve bütün bölgeye hizmet verecek şekilde Sayın Belediye Başkanı gidiyor başka yerlere hizmet vermeye çalışıyor. Unutmayalım ki Anayasa Mahkemesi'nden belediye başkanları yetkileri dönerken sadece şu amaçla verildi. İş güder pozisyonda personel maaşlarının ödenebilmesi ve hizmetin aksamadan en minimum düzeyde yürütülmesi amacıyla verildi. Buydu. Karar da aynen buydu. Ama
Birçok belediye başkanı şu an mevcuttaki bunlara uymuyor. Maalesef. Bu kuralların dışında hareket ediyor. Maalesef. Bu bir şey değil. Yani başarı değil, amaçları sapıtmadır. O da çok elverişli değil. Son sözünüzü alayım çünkü vaktimiz doldu. İnsanlar size niye oy versin? Yani yeterli mesaj verdiniz yani, evet. Ben bile biliyorum ama bunu böyle belki bir cümleniz, bir mottonuz vardır. Yani niye Kürşat'a oy versin? Bize yani? Neden oy versin? Öncelikle biz manifestomuzu halkımıza dağıttık. Neler yapabileceğimizi bizzat gerek TV'den, gerek görsel basından, gerekse de halkımızın içindeki toplantılardan anlattık. Bu işi biz biliyoruz. Hmm. Benim sloganım da zaten oydu. Belediyecilik benim işim yazdım. Tabii orada mecazi anlamda yani gerçekten benim işim yani, mesleğim. Tabii. Dolayısıyla bu işe en hakim olduğumuz durumdayız. Tecrübemizle, bilgi ve donanımımızla olaya hakimiz. Yeni dönemde Meselya Belediyesi'nin yeni tüzel kişilikle oluşmasından altının doldurulması çok önemli. Eğer tabii. Büyük bir Meselya ve geleceği, Meselya'yı geleceğe taşıyacaksak yeni vizyonla Meselya Belediyesi'nin yasal mevzuatını, hizmet şeklinin sahada nasıl etkin olabileceğinin yapılanması. Tabii. Dolayısıyla bir taraftan tüzükleri yasal mevzuata en hızlı şekilde uyum sağlayabilmesi, hemen seçimden sonra 2023 yılının bütçesinin çalışması. Yani ben işin içinden, mutfağından yetişmiş bir kişi olarak yeni dönemde nelerin beklediğini rakamsal olarak da, idari olarak da, hizmet şeklinin gerekliliği konusunda ne olabileceğini çok çok iyi biliyorum. Evet. Şimdi baktığında diğer adaylara, bu işlerin içinde olmayan insanlar bizim projelerimizi eleştiriyor. Belediyecilik konusunda birçok farklı şeyler söylemeye başlıyor. Evet. Ama 2 haftalık bir süreç başladı. Bir baktım ki adaylar artık bizim projelere yakın projeler açıklamaya başladı. Çünkü artık dediğim gibi klasik belediyecilik bitti, tamam, Halit Bey. Tabii. Bitti. Artık çağdaş, yenilikçi hizmet anlayışıyla halka kaliteli hizmet götürmek zorunda olacak olan bir belediye oluşuyor. Bu belediyenin de ne kadar büyük olduğunu önce adayların anlaması lazım. Ben halen daha anlayamadıklarını görüyorum. O yüzden buradan da mesela halkıma sesleniyorum. Ben projelerim ve manifestomun içeriğindeki tüm konularla ilgili sözümü veriyorum. Bu kaynağı bulacağımı da buradan belirtmek istiyorum. Bunun yanında da 2 hafta kaldı. Bütün adaylarla da birlikte en azından tartışmadan, kavga etmeden, tabii canım, centilmence bir süreç tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Onlara da başarılar dilerim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok güzel. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. İyi ki böyle tanıştık. Çünkü bayağı söyleyecek bir şeyiniz vardı. Evet. En azından ben ne kadar sevildiğinizi de gördüm buradan. Daha geliyor yani. Yani projelerimizin birçoğuna değinemedik ama tabii. Genel bir konuşma oldu. Ama biliyor musunuz, önemli mesaj orada ne kadar plan programa sadık kalacağınızdır. Evet. Yani artık budur. Çünkü yani 30 tane daha sırayabilirsiniz proje. Yok, çok var aslında konuşacağım şey ama böyle 40 dakikaya sığmaz. Sığmaz. Evet, sığmaz. Toplasan en az 2-3 saat zaman ister. Tabii. Gene biz misafir ederiz. 2 saat bizi kimse dinlemez. Aynen. 40 dakikalar tabii. Güzeldir. Söylediklerinizi algılamışlardır. Biz gene buluşur, gene anlatırız. Ya, öncelikle Haluk Bey, şunu da belirtmek isterim. Bölgemizde tarım ve hayvancılık yoğun bir şekilde yapılıyor. Neredeyse her kesimde tabii. Var. Her bölgemizde hayvancılık bölgesi var. Mesela en büyük önemsediğim bir konu daha var. Onu da kapatmadan söylemek isterim. Belediyenin bünyesinde tarım ve hayvancılık destek birimi kurmak istiyorum. Hı hı. Bu çok önemli. Bölgedeki tarım ve ziraat, çiftçilik faaliyetlerine ve hayvancılık faaliyetlerine yön verecek profesyonel bilir kişiler tarafından. Hı. Bu önemli. Bir de oradaki bu hayvancılık bölgelerinin tarım ve çiftçilikle ilgili birçok sorunlar var. Elektrik altyapısı, yolu olmayan birçok ağlar, mandıralar var. Onlar çok önemli. Bir de insanımızın o bölgede ürettikleri ürünleri direkt yerelden tüketiciye satacak şekilde pazarlar da kurmak çok istiyoruz. Tabii bu konuda da bir ziraat fakültesi, üniversite olmazsa olmaz bölgemiz tabii, için. Tabii, bunlara tabii, değinemedim tabii. Ama... Şey yani GİKAD diye sivil toplum örgütleri, onlar kadınların kooperatiflerini kuruyorlar mesela.
direkt üretimden evet. şeye diye. Aynen. Yani belki GİKAT'la şey geçersiniz bu konuda. Onlar çok başarılı. Kesinlikle, çünkü kooperatifçilik de bölgedeki üretilen tabii, ürünlerin tabii. pazarlanması aynen, konusunda aynen, çok aynen. çok önemli. Onlar yerleri de saptıyorlar. Yani size yardımcı olabilirler bu konuda. Tekrardan teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Size çok çok iyi şanslar diliyorum. Tabii sizden. Sorulan sorulara cevap veremediğim varsa da halkımızdan affola diyorum. Belki de unuttuğum olabilir. Eminim, notlarımı almıştım tabii ama. Niyetiniz görülmüştür. Direkt size temas etsinler. Eminim tamam. Çok rahat. Direkt bana sorsunlar. Aynen, direkt size ben sorsunlar. Ben direkt cevaplayabilirim. Evet. Evet. Peki, teşekkür çok, ederim onlara da. Sağ olun, teşekkürler. Evet, Kürşat Özer'i dinlediniz. Mesarya Bölgesi Başkan adayımız. Ona iyi şanslar diliyoruz. Bence dümdük konuşan biri. Daha samimi olamazdı bence. Ona teşekkür ederken size de teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün, güzel bir hafta olması dileğiyle. Şimdilik hoşçakalınız. Arukat sabah sabahı sundu.